Nereden gelip nereye gidersin? Haydan gelip Hu'ya gideriz. Ya sen? Halep'e gideriz. Öyleyse hep gözünüz açık olsun. Kurda kuşa yem olmayın. Buraların havası pusludur. Pusta kaybolmayın. Bana ismini bağışlar mısın? Endülüslü İbnül Arabi. Vakit geldi. Atlar. Atlar hazır. Eğerlerini samanların altına gömdüm. Eğerleyip hemen yola çıkacağız. Başlarında nöbetçi yok. Dayanabilecek misin baba? Bunu yapmak zorundayız. Yolun açık olsun. Güneşlerini yakmasın. Yağmurcunu üşütmesin. Ayağına taş değmesin. Su gibi git. Su gibi dön bana. Bamsı. Uyuyor mu? Yok. Halim Havacı'mı düşünüyor. Yavaş konuş, yavaş. Ulan bak benimle böyle konuşma. Yeter. Susun. Hadi uyuyun artık. Susun. Rahatla biraz Titus. Gün doğmadan ikimiz de istediğimizi elde edeceğiz. Düşmanını küçük görmek aptallara mahsustur Karatoygar. Ustaca hazırlanmış bir pusudan kimse kurtulamaz Titus. Hiç kimse. Deli Demir'i ben hallederim. Siz işi sessizce bitirin. Hadi.
Çocuk öldü. Ya ikisini de bırakın ya da hepinizi öldürün. Sen bizi aptal mı zannettin? Çekil yolumuzdan. Anlatamadım herhalde. Ya ikisini de bırakırsınız ya da hepinizi öldürün. Bırak kılıcı. Kızı keserim. Çekil yolumuzdan. Son kez söylüyorum. Bırak! Ya! Yiğitan. 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 Kimsin? Afşin. Ben de deli. Allame bak be. Nasıl cenk ediyor? Allame mallame ama öttürüyor. Kardeşim. Yaranlısın. Kuyucu içinde kaldı. Hemen çıkaralım şunu. Burada olmaz. Hemen gitmeliyiz. Başkaları da gelebilir. O kanı tutuyor. Başka bir yerde kesip içeriz. Kara toygara pislikleri bunlar. Gidelim. Bu işi berbat ettin. Önce senin şövalyelerin, ardından benim askerlerim. Biz sivrisinek gibi öldürdü. Sen de, ben de Ertuğrul'u küçük görmekle büyük hata yaptık. Bir daha bana asla, asla komutanlık taslamaya kalkma. Bu işi ben bildiğim gibi halledeceğim. Benim topraklarımda olmaz Titus. Sultan Alaaddin'in kulağına giderse bütün planımız çöker. Bu işi ben halledeceğim dedin, peki dedim. Eline yüzüne bulaştırdın. Ertuğrul'u elinden kaçırdın. Bu işi ben bildiğim gibi yapacağım. Benim kapım size her zaman açık Titus. Ama tekrar söylüyorum. Benim topraklarımda kelle avına çıkarsanız kellenizden olursunuz. Ya Halep'te? Ne sanmıştın? İslam aleminin her köşesinde senden yetenekli beslemelerimiz var. Şunu da bil Karatoygar. Üstad-ı Azam'ın köpeği olmasan seni çoktan öldürürdüm. Thank you.
Kapıya gidi, koca gün doğdu. Ya. Gördün mü Selcan Hatun? Gündoğdu'yu da böyle terbiye ederler işte. Öğrenmiş oldum. Sinirlenmezsin. Öfkelenmezsin. Ne bu hal Gündoğdu? Sadece zamanını beklerim Hatun. Ah, şükür. Ellerine sağlık, sağ ol. Afiyet olsun. Ne var aklında? Bana da mı söylemeyeceksin? Hatun. Haklıyken haksız duruma düştüm. Bak, üstüne üstlük bir de ceza aldım. Ben bunu hazmetmem Hatun. Zamanı gelince bütün oba Gündoğdu'nun kim olduğunu belleyecek. Öfken aklının önüne geçmesin ne olur. Selcan, bak kış kapıda. Geldi gelecek. Kara Toygar ilk hamlesini yaptı. Demezler mi? Bu kaya halkı emanetini bile koruyamadı. Ha? Demezler mi? Tüccarın adamı olmasaydı emanetimize bile sahip çıkamayacaktık. Bu ne demek biliyor musun sen? Ha? Ne demek Gündoğdu? Bu demek ki bu oba sahipsiz, beysiz, kimsesiz. Ne olacak peki? Sesimi çıkarmıyorsam, ortalığı yıkmıyorsam bunun bir sebebi var elbet. Şimdilik bana ya sabır demek düşer. Hadi müsaadenle Hatun. Sana obanın emniyetini artırmanı söylemiştim. Sen ne yaptın? Hiç. Beceriksizliğin yüzünden o itin adamları obamıza kadar sızdı. Obanın da benim de onurumu çiğnettin. Tedbirleri en üst seviyeye çıkardım. Öyleyse nasıl sızdılar ha? Nasıl? İçeriden biri yardım etmezse sızamazlardı beyim. Ne demek bu? Böyle bir şey mümkün mü Kurdoğlu? Böyle bir alçaklığı yapacak kimse yoktur obamızda beyim. Yaverin kendini kurtarmak için çırpınır. Ağzından çıkanı duyamayacak kadar da küçülmüştür. Artık yaverim değilsin. Dün geceki nöbetçileri de meydana topla. Vereceğim cezayı bekleyin. Emredersin beyim. Kara Toygar obamı basıp misafirlerimizi kaçıracak kadar kendinde cüret buluyorsa yarın kim bilir daha neler yapar. Beyim, izin ver bir kere daha gidip konuşayım. Gittin de ne oldu? Seni ahmak yerine koydum. Hala gidip konuşayım dersin bana. Boyunun ölçüsünü aldı beyim. Gönderdiği adamların hepsi öldü. Şimdi onun anlayacağı dilden konuşabilirim. Onun anlayacağı dili ben çok iyi biliyorum. Ölülerini atlara yükleyip geri gönderin. Bundan sonra onun anlayacağı dilden konuşacağız. Beyim, koca Selçuklu ordusuna karşı elimizden ne gelir? Ordu deyip durma Kurdoğlu. Kara Toygar'ın Erzincan'daki orduyu toparlayıp gelmesi günden alır. Kaldı ki Kara Toygar'ın bir kuyruk acısı olmasa şimdiye kadar çoktan harekete geçerdi. Sultan'la yaptığım anlaşmayı çiğneyip kafasının dikine gidiyor. Halbuki yanındaki birkaç yüz askerini çiğneyip geçeceğimi bilecek kadar asker. Ya sonra? Sonrası Ertuğrul'un başarısına bağlı. Öyle ya da böyle töre ne diyorsa yerine getirilecektir. Ne olacak Bakacak Hoca? Yaranın tüm irinini alır bu. Tez vakitte iyileşmesini sağlar. Al bakalım. İnşallah. Durumu nasıl peki? Tam iyileşirken bu hiç de iyi olmadı. Ama korkacak bir şey yok, merak etme. Birkaç gün daha sıkıntı çekersin, hepsi bu. Kendini iyi hissettiğinde çık dışarı, gez, yürü, dolaş biraz, iyi gelir. Bu merhemi de günde 3 defa yaraya sürmeyi ihmal etmeyin. Tamam kızım. Sağ olasın Akçak Hoca. Hadi, Allah'a emanet olun. Sağ olasın Akçak Hoca. Hiç rahatsız olma, hiç rahatsız olma. Geçmiş olsun geldi. Şunları da al babaya bol bol yedir. Hemen iyilesin, ayağa kalksın. Sana bir can değil, 3 can borçluyum. Estağfurullah.
Eğer bana adını bağışlarsan minnettar olduğum adamı tanımış olurum. Yaklaş bakalım delikanlı. Bu ne? Kolye senin ailene ait. Selçuklu hanedanına. Bamsı, indirin hemen. Gittim beyim. Ya. Ya. Hadi kardeşim, al bunu. Durgun karar. Doğan, Bamsı. Hadi toplayın. Ertuğrul. Ne oldu evlat? Saldırıya uğradı. Demedim mi ben sana? Dikkatli ol. Buraların havası pusludur diye. Derviş, heybeyi aç. Bu kanı tez durdurmak gerek. Okun bir kısmı içeride kaldı. İlk önce onu çıkarmamız lazım. Hallederiz evvelallah. İnşallah yaşar. Bamsı, açmış o ağzını. Telaş etmeyin. İnsanı ölümden eceli korunmuş. Küçük kardeşiniz Melik Rüknettin'in emrinde görev yaptım. İsmim de Şemsettin Afşin Bey'dir. Kardeşiniz kollarımda öldü. Kolye de onun kolyesidir. Demek sen Afşin Bey'sin. Doğrudur şehzadem. Adını duymuşluğum çoktur. İyi bir komutandısın. Estağfurullah. Ama senin o olduğunu nereden bileceğim? Ya da Sultan Alaaddin'in bir oyunu olmadığını. Afşin Bey, neden bizim için hayatını tehlikeye attın? Kardeşiniz benim şehzademdi. Ama bundan daha önemlisi Sultan Alaaddin'e karşı olan tutumunuz. Onunla bir iktidar savaşına girmediniz. Devlete sadık kaldınız. Onun başarılarını gölgeleyecek hareketlerden kaçındınız. İktidar hırsıyla Selçuklu'nun parlak günlerine gölge düşürmediniz. Bu yüzden her türlü saygıyı fazlasıyla hak ediyorsunuz efendim. Müsaadeniz olursa Kara Toygar'dan kurtulmanıza yardım etmek istiyorum efendim. Nasıl? Belli ki birisi Kara Toygar'a obanın yolunu açmış.
Yoksa böyle ellerini kollarını sallayarak giremezlerdi obaya. Kim olduğunu bilmiyorum ama ne yapacağımı iyi biliyorum. Halime. Maşallah. Allah gönül ferahlığı versin. Sağ ol kızım. Gel buyur. Hiç rahatsız etmeyeyim ben amcacığım. Siz dinlenin. Müsaadeniz olursa ben Halime'yi bir süre sizden ayıracağım. Hayme anam merak etti sizleri. Bir hal hatır sormak ister. Hay hay. Müsaade sizin. Hayman'a beni neden görmek istedi herkes? Vallahi ben de bilmiyorum. Ama tedirgin olacak bir şey yok Halime. Bizim yüzümüzden kırbaçlanıyorlar değil mi? Onlar da cezayı fazlasıyla hak ettiler Halime. Beyimizin namusu hepimizin namusudur. Hadi gel. Öldürdüğümüz Müslümanlar istediğimiz etkiyi yaptı. Tüm İslam dünyası ayağa kalkmış durumda. Yakında Hristiyanlara saldırmaya başlarlar. Avrupa'da buna seyirci kalmayacaktır. Üstad, bizim üzerimize geldiklerinde ne yapacağız? Şövalyeler ve askerlerimizin sayısı belli. Biz de onlara saldıracağız. Öyle bir ordu kurdum ki hiçbir ordu karşısında duramayacak. Filistin'den Basra'ya, Bağdat'tan Halep'e kadar her yanı yanmış cesetlerin kokusu kaplayacak. Beklediğimiz misafirler geldi efendim. Güzel. Gelin size kudretli ordumu göstereyim. Beyoğlu dediğim böyle olur işte. Hamza. Haddimi aşmanın bedelini ödüyorum emmi. Hepsi bu. Aferin yeğenime. Dün geceki baskın. Kara Toygar'ın rahat durmayacağı belliydi. Senin dün geceki baskından haberin var mı emmi? Babası için emmisinden bile şüphe eden, üstelik gözün içine baka baka onu sorgulayan bir beyoğlumuz var çok şükür. Beyimiz de aynı şüphe içindedir. Misafirlerimiz sandığımızdan daha değerliymiş meğer. Akşam çadırıma gel, orada konuşalım. Dört yanımızı bela sarmadan bu işten kurtulmak boynumuzun borcu. Kolay gele Hayme anam. Destur var mı? Var kızım var. Gel. Gelin bakalım benim güzel kızlarım. Geçmiş olsun kızım. Çok şükür kimseye bir şey olmamış. Çok şükür Hayme ana. Babam tam iyileşiyor derken bu yara iyi olmadı ama buna da şükür. Peki bu şeytan soylular niye size musallat oldular? Babam tacirdir. Akdeniz'den mal getirip götürürken Haçlılara esir düştük. Onlar da bizi Kara Toygar'a satmak istediler. Başınıza bu kadar bela gelmişken sizin hiç kiminiz kimseniz yok mu? Siz hangi boydansınız?
Kınık boyundanız. Kınık boyundansınız. Selçuklu Devleti'ni kuran beyin soyundansınız, öyle mi? Peki kınık boyunda kimlerdensiniz? Destur var mı Hayme Anam? Var Selcan. Gel kızım. Getirdin mi basmaları? Getirdim ana. Renkler çok soluk. Niye eksik kullandınız Selcan? Kuraklık yüzünden yeterince ot bitmiyor. Biz de boyayı sulandırmak zorunda kaldık. Canla başla uğraşıyoruz ama anca bu kadar oluyor. Çivit otunu yapraklarıyla köklerini denediniz mi? Tüccar kızımız ne kadar çok şey biliyor. Dağ bayır geze geze çok şey öğrenmiş. Ama kuraklıkta ot bitmediğini unutmuş. Olsa zaten biz yapardık. Selcan haklı kızım. Başka bir çare bulmalıyız. Çok az vaktimiz kaldı. Göçten önce bunları götürüp pazarda satmamız lazım. Ama elimize satacak tek bir basma yok. Selcan, elinizden geleni yapın. Gidebilirsiniz. Üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Tanrı'nın cennetine gidecek en sevgili kullarsınız. İsa'nın merhametli kollarında huzuru bulacaksınız. Yaşarken ölümü tattınız. Ölürken de tüm günahlarınızdan arınmanın huzurunu tadacaksınız. Da quasimus dominus. Ut in hora mortis nostra sacramentis refecti culpis omnis expiati. Per Christum dominum nostrum. Amen. Mario! Sevgili kızım, aradığın huzuru Tanrı'nın cennetinde bulacaksın. Zekana ne kadar güvendiğimi bilirsin. Onun için sana en zor görevi verdim. Senin görev yerin kayıların obası olacak. İki şövalyem sana eşlik edecek. Bütün hayatım ızdırap içinde geçti efendim. Ama ölümüm Yüce İsa'nın aşkıyla şerefli olacak. Masum kuzularım, yolunuz açık olsun. Ne yapmaya çalıştığınızı anlayamadık efendim. Veba sevgili şövalyem. Bu küçük kudretli ordum tüm İslam dünyasına şeytanın lanetini yayacak. Dur, dur. Dur hele. Sıkma canını. Var bir yolu. Gel. Otur şöyle. Bak kızım. Yıllar önce sarayın yaşlı kadınlarından biri renkler daha canlı görünsün diye bir şey yapmıştı. Bütün saray şaşırıp kalmıştı bu işe. Rahmetli Sultan deden bile ne menem iş diye ilgilenmişti olan bitenle.
Herkes karşı çıkmıştı zavallı kadına. O kadar güzel tutmuştu ki basmanın boyası. Ne yaptı baba, anlat. İşte böyle. Seneler evvel Endülüs'ten bir çıktı, çıkış o çıkış. Size yurdunuzda neden neydi derviş? Bir rüya. Beni senelerdir diyar diyar dolaştıran ilahi çağrının peşindeyim. Endülüs'te bir boy mu vardır Doğan kardeş? Endülüs'ü hiç duymadın mı babam sen? Hiç kardeş. Vallahi mı? Yalan mı söyleyeceğim lan? Bazen o başını niye taşırsın diye düşünüyorum ha. O vücuduna ağırlık yapmıyor mu senin? Hadi ondan. Ya siz evlat, Halep neden? Emir Elaziz'e elçi olarak gönderildi. De bir türlü gidemezdik. Gidersiniz. İnşallah. Hazreti Peygamber'in dostu Hazreti Ebu Bekir hicret ederken bir mağaraya sığınır. Müşrikler de peşindedir. Mağaraya giden yolun izini bulurlar. Peygamber'in yol arkadaşı Ebu Bekir tedirgindir. Peygamber Efendimiz ona der ki, korkma ya Ebu Bekir, Allah bizimledir. Orada küçücük bir örümcek onlara dünyanın en korunaklı zırhını örer. Yani mesele, Allah'ı kendimize yol dostu eyledik mi, eylemedik mi? Eylediysek her yol açılır, her yol gidilir. Eylemediysek yoldaşımız şeytan olur. Esselamu aleyküm. Aha şeytan. Ya bir sus densiz. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ateşi gördük geldik. Müsaade var mıdır? Buyurun gelin soframıza. Kara Toygar obaya bu kadar rahat saldırabildiğine göre İçeride bir casusu olmalı. Gayı obasında hiç kimse Kara Toygar için bunu göze almaz. Siz ne konuştunuz Kara Toygar'la? Ondan mühlet istedim. Süleyman Şah'ı ikna etmek için. Verdiği mühlet bitmeden saldırıya geçti. Bize sığınan insanları bile korumaktan aciziz. İhtiyarlık Süleyman Şah'ı mecalsiz bıraktı. Obanın dirliği ve birliği elden gidiyor Gündoğdu. Önlem almazsak koca kayı boyu dağılacak. O benim babamdır. Ama boyun geleceği daha önemli. Nedir kafandan geçen? Ertuğrul'un Halep'ten dönmesini bekleyeceğim. Eğer eli boş dönerse bir an bile durmam. Peki ya babam? Babam canımdır, kanımdır. Ama Oğuz Töresi neyi söylerse onu yaparım. Oğuz Töresi duymasını bilene çok şey söyler evlat. Günlerdir aç bitap yollardayız. Perişan olduk. Ama şükür Allah'ıma sizleri karşımıza çıkardı. Kısmetin nereden çıkacağı belli olmazmış. Vallahi belanın da nereden geleceği. Hayırdır? Başınıza kötü bir şey mi geldi? Kervanımla mal taşırken Haçlılar şu tapınakçıların saldırısına uğradı. Bunlar da meydanı boş buldular, her yere dadanır oldular. Geçen sefer bir alay dolusu Haçlı'yı tepeledik. Alayını geberttik hepsini. Ellerine sağlık. Bu Haçlılar kimden cesaret aldılar da Müslüman topraklarında kılıçsallar oldular? O gavurlar yeni bir Haçlı seferi hazırlığı için demişler. Bütün Hristiyan dünyasını Kudüs'e çekmek için
harekete geçirmişler. Duyduğum kadarıyla Müslüman devletlerin önemli yöneticilerini birer birer öldürüp cansız bedenlerini şehir meydanlarına bırakmışlar. Desene bize şenlik çıktı. Biz de o zaman bir karşılama hazırlayacağız onlara. İlahi beyim, bu senin dediğin nasıl olacak? Müslümanlar ancak birbirine kılıç çeker, birbirlerini öldürürler. Yasalanma. Allah bir yiğit çıkarır. Onun sancağı altında tüm alemi birleştirir. Onun evlatları da Konstantiniyye'yi de fetheder, Kudüs'ü de alır, Mekke ile Medine'ye de hizmet eder. İnşallah biz de o yiğidin sancağı altında cenk ederiz. İnşallah. İnşallah haklısınızdır. İnşallah Rabbim o yiğidi bir an evvel gönderir de biz de rahatlarız. Bana lokmasını paylaşan bu birbirinden değerli Allah dostlarını tanımak isterim. Ben Endülüslü İbnü'l Arabi. Kayı boyundan Ertuğrul.